1 Şubat 1987. Zafer Tüzün'den Fenerbahçe adına 4 penaltı golü. 1986-87 sezonunda Türk futbol tarihinin en ilginç maçlarından biri İstanbul'da Fenerbahçe Stadyumu'nda oynandı. 1 Şubat 1987 tarihinde yapılan lig maçında Fenerbahçe Eskişehirspor'u 4-1 yendi. Bu karşılaşmanın unutulmazlar arasına girmesinin sebebi ise Fenerbahçe'nin 4 golünün de penaltıdan ve Zafer Tüzün'ün ayağından gelmesiydi. Bu maç iki takımın ligdeki durumu açısından pek bir önem arz etmese de kazanan takımın 4 golünü de penaltıdan attığı maç olarak yıllarca unutulmadı. Ertesi gün bu tarihi maçı belki de en iyi özetleyen başlık Milliyet gazetesindeydi. Veren Deda, atan Zafer, yiyen Zalat. 1 Şubat 2012. Mısır'da futbol sadece futbol değildir. Mısır'ın en ünlü futbol takımı El Ehli ile Port Said'in El Masri takımları arasında oynanan ve misafir takım El Ehli'nin 3-1 kazandığı Premier Ligi maçından sonra ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya inmesiyle birlikte çıkan olaylarda 79 kişi öldü. Binden fazla kişi de bu olaylar sonucunda yaralandı. Şiddet olayları Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen bir anda büyüdü. Yeni yönetimin desteklediği El Masri takımı taraftarlarının El Ehli oyuncularını kovalarken yeni yönetimin güvenlik güçlerinin olayları sadece izlemekle yetindiği görüldü. Bu görüntülerin de televizyonlarda yayınlanması üzerine El Ehli taraftarları maçın yapıldığı sahanın etrafında toplanarak güvenlik açığı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ni protesto etti. Mübarek'in devrilmesi sırasında mübarek yanlısı polis güçleri görevden alınmış, yerlerine askerler getirilmişti. Devrim sonrasında polislerin görevlerine dönmeyi reddetmesi, ülke genelinde güvenlik personeli sayısında azalmaya ve bu tür olaylarda tansiyonun daha da yükselmesine neden olmuştu. 1 Şubat 2014. İspanyol teknik adam Aragonés aramızdan ayrıldı. 1938 yılında Madrid'de doğan Luis Aragonés, bir Atletico Madrid efsanesi olarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladığında 36 yaşındaydı. Luis Aragonés, futbolu bıraktıktan sonra Atletico Madrid'de teknik direktörlük kariyerine başladı. Aralıklarla 7 sezon çalıştırdığı Atletico Madrid'de 1 La Liga, 3 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 kıtalar arası kulüpler şampiyonluğu kazandı. Sonraki yıllarda Barcelona dahil birçok İspanyol kulübünü çalıştıran teknik adam, 2008 yılında İspanya ile Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Aynı yıl Fenerbahçe ile anlaşan Aragonés, kariyerindeki ilk yurt dışı deneyiminde başarılı olamadı. Fenerbahçe macerası sadece bir sezon süren Aragonés, daha sonra başka bir takımda görev yapmadı ve emekliye ayrıldı. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Luis Aragonés, 1 Şubat 2014 tarihinde yaşamını yitirdi. 1 Şubat 2016, Galatasaray efsanesi Büyük Ali aramızdan ayrıldı. Galatasaray ve A Milli Futbol takımımızın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbolculuk kariyerinde Büyük Ali olarak bilinen ve Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Ali Beratlıgil, Adaletspor, İstanbulspor ve Feriköy formalarını giymiş, A Milli takımın 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Beratlıgil, teknik direktör olarak da çok sayıda takım çalıştırmıştı.